Bastım. Tamamdır. Kayda başladık şimdi. Nasılsın? İyi misin? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? İyiyim. Ben de teşekkür ederim. Bugün seninle birlikte hem sen de bir fonksiyon atıp diyetisyenisin, ben de bir fonksiyon atıp diyetisyeniyim. Bugün aslında fonksiyon atıpla ilgili biraz konuşmak istedim. Neden? Çünkü sen bunu yeni deneyimliyorsun. Birlikte çalışıyoruz. Ve insanlarda ne gibi değişimler, dönüşümler olduğunu görebiliyorsun. Senin meslekten, yani daha doğrusu bölümünden mezun olduktan sonra neden fonksiyon atıp düşündün? Neden fonksiyonel tıp düşündüm? Aslında bir diyetisyenin fonksiyonel tıp alanında çalışabilmesi için gerçekten bu inancı benimsemesi gerekiyor. Yani mesleğini doya doya yapmak tabirini ben gerçekten fonksiyonel tıpta yaşadım. Kendimi danışanlarıma daha yararlı hissedebildim. Bu çok kıymetli bir şey. Çünkü bizler özellikle sadece kalori hesaplamadan, beslenme listeleri düzenlemeden ibaret işler yapmıyoruz. Çok daha iyi şeyler yapıyoruz. Kişilerin hayatlarına dokunabiliyoruz. Yaşam kalitelerini arttırabiliyoruz. Bunlar çok kıymetli şeyler. Ve şunu söyleyebilirim. Fonksiyonel tıp alanında bir diyetisyenin çalışabilmesi için veya bir danışanın bu alanda fayda görebilmesi için gerçekten bir defa da olsa gözlemlemesi gerekiyor. Bir defa olsa gözlemledikten sonra vazgeçemiyor insan. Gerçekten öyle. Bu arada mesleki olarak klasik tıp dediğimiz, yani bizim normal üniversiteden mezun olduğumuz şekliyle de diyetisyenlik yaptığımızda aslında insanların hayat kalitesini yine artırabiliyoruz. Ya da Tabii. onlara çeşitli faydalar sağlayabiliyoruz. Fonksiyonel tıpta farklı bir durum var. Şimdi ben aslında biraz fonksiyonel tıbı şöyle bir örnekle açıklamak istiyorum. Mesela evimizi su bastı. Borular patlamış ya da bir tane şey patlamış diyeyim. Yani musluk patlamış, su akıtıyor ve su bastı ortalığı. Ve bilir kişiler geldi ve bilir kişiler etrafa baktı, ortama baktı, suyu hemen tahliye ettiler. Fakat su hep akıyor ve şöyle bir şey söylüyorlar ev sahibine. Yani bununla yaşamayı öğrenmelisin. Yani bunun nedenini bilmiyoruz, çözümü de yok. Bu şekilde yaşamayı öğrenmelisin. Sürekli tahliye etmemiz gerekiyor. Sen tahliye edebilmek için şunları kullan ama eğer daha fazla gelirse biz de tahliye edebiliriz. Bize gelebilirsin, biz sana gelebiliriz, fark etmez. Evindeki suyu bu şekilde ömür boyu tahliye etmek zorundayız. Başka seçeneğimiz yok dese. Şimdi bunu herkese soruyorum. Şu an videoyu izleyenler için de soruyorum. Yani böyle bir şey dese nasıl bakarsın? Ne dersin ona? Yani insan şey der değil mi? Ne oluyor ya? Sen ne diyorsun? İnsan mantıken ne yapar? Önce gider, vanayı kapatır. Problemli musluk ya da diğer boruları tamir eder. Sonra suyu tahliye eder. Eşyaları kurutur, yenilerini alır bazılarını vesaire, havalandırır ortamı ve çözüm olmuştur artık. Artık bir daha öyle bir şey yok. İşte ikinci söylediğim örnek aslında fonksiyonel tıp örneğidir. Birinci örnek ise maalesef klasik tıp örneğidir. Her fonksiyonel tıpla klasik tıp arasındaki en önemli, en güzel farkı bence bu anlatıyor ama şöyle bir şey var. İnsan bedeni ve bütün vücutlar, bütün canlılar aslında mükemmel yaratıklardır. Yani organizasyon mükemmeldir. Evrimsel süreçte zaten mükemmel olmasa bugüne gelmez. Yaratım sürecinde eğer hangi açıdan bakmak istiyorsak bu noktaya, mükemmelliği zaten yaraların mükemmelliğinden gelir. İkisi de doğru, ikisi de gerçek. Dolayısıyla bir insan bedenine hani kusurlusun, işte seninki düzelmez, böyle aşamayı öğrenmelisin demek söyleyemedim. Büyük bir hata, çok büyük bir hata. Fakat bir, mesela bizim en çok yaşadığımız sorunlardan bir tanesi nedir Nazlı de şöyle. Kişi geliyor diyor ki, şimdi ben bu takviyeleri alacağım ve bu beslenmeyi uygulayacağım. Kesin iyileşir miyim? Şimdi olaya ne kadar yanlış baktığını görüyoruz aslında. Çünkü alışmış, hani doktora gideceğim, ilacı alacağım, ağrım kesilecek. Tamam, kesilebilir ağrın ama çözüm olur mu bu? Çözüm olmaz. Dolayısıyla da olaya bütünsel bakmak gerekiyor. Buna bütünsel tıp, holistik tıp, başka bir, yani fonksiyonel adının ne olduğunu çok önemi yok yani. Bütünsel yaklaşmak gerekiyor. Bunu herkese mutlaka söylüyorum. Yani mutlaka bunu bilin. Önce zihinsel dönüşüm gerekiyor. Beraberinde beslenme dönüşümü gerekiyor. Ve tabii ki diğer yaklaşımlar gerekiyor. Vücut toksinlerle dolu olduğunda istediğin kadar ilaç al. Sadece gönlünü kurtarırsın. Peki Kesinlikle. sen ne düşünüyorsun? Senin yorumun var mı bu noktada?
Çok doğru aslında. Bizler biraz fonksiyonel yaklaşıma biraz düz mantıkla bakabiliyoruz. Mesela evet beslenmemden bunları çıkaracağım, şu takviyeleri alacağım, iyileşecek miyim? Ne kadar sürede iyileşirim? Hep öyle sorular geliyor. Ama aslında iş çok daha derine inmekle bitiyor. Yani yüzeysel bakmamak gerekiyor. Şu anki durumumuzun sebep olan stres faktörleri neler? Yaşam kalitemizi kötü hale getiren çevresel faktörler neler? Beslenmemiz sadece şu an değiştirmekle düzelmeyebiliyor. Geçmiş yıllarda yapılmış yanlışların çok izleri var maalesef. Bunları düzeltmek bizim umduğumuzdan çok daha fazla zaman alabiliyor. Bunları biraz şey yapıyoruz, aceleci davranıyoruz ve göz ardı ediyoruz. Yapmamamız gerekiyor aslında. Çok doğru. Aceleci davrananlar zaten hani daha çok işini kestirme yolunu bulmaya çalışanlar ve hiçbir zaman başaramayanlardır aceleci davrananlar. Olaya, yani sürece odaklananlar, ki bunun çok kez örneğine şahit olduk. Aceleci davranmayıp sürece odaklananlar, sonuca değil sürece odaklananlar, sonucu da hedefleyenler bu işi başarıyorlar. Ama yok ben 3 ay geçti, iyileşmedim falan. Yani bunları duyuyoruz da çok acayip garip sorular bunlar bizim için. 20 yıllık olay bu yani vücudunda. 2 ayda, 3 ayda, 5 ayda bilmiyorum ne kadar. Ama yani hemen iyileşmek, %100 iyileşmekten bahsediyorsun, soruyorsun. Ama gerekli olan birçok özellikle düşünce biçimini değiştirme noktasında bir şeyleri değiştirmeyince maalesef başa sarıyor tekrardan. Ve özellikle kişinin bence kendine yapabileceği en büyük kötülük şu. Sadece iyileşme konusuna o kadar odaklanıyoruz ki o iyileşme sürecinde semptomlarımızdaki azalma, durumumuzdaki iyileşmeyi görmüyoruz. Hep bardağın boş yanına bakıyoruz. O dolu yanını hiç görmüyoruz yani. Aslında o süreç içerisinde var olan semptomlar çok azalıyor, yaşam kalitesi artıyor. Evet belki hastalığı hala kendisine yol arkadaşlığı yapıyor. Ama vücudundaki etkisi başladığı zamana göre çok daha hafif. Bunu göz ardı ediyor. Sadece %100 iyileşmeye odaklanıyor kişiler. %100 diye bir şey, evet %100'e odaklanıyor. Ben şeyi çok iyi bilirim yani %80, %90 düzelme var birçok belirtide. Ağrılar azalmış, böyle düzelmiş. Aslında gastronomi ciddi anlamda azalmış, kabızlık geçmiş, iyi hissediyor falan. %10'luk kısma odaklanmış. %10, o %10'dan bahsediyor. Bunu daha başaramadık, daha bunu başaramadık falan diye. Hiçbir zaman başaramayacağı bir şey aslında. Çünkü yani karakter olumsuza odaklanıyor. Yani karakter bardağın boş tarafına odaklanıyor. Onu değiştirmek gerekiyor aslında. Onu değiştirmediğin sürece başa dönecek. O çok iyi biliyorum. Ben hatta öyle durumlarda şey de yapıyorum. Yani isterseniz burada bitirelim. Daha fazla daha ileri gitmek için farklı danışmanlıklara ihtiyacınız var şeklinde. En başta zihinsel dönüşüm. Çok önemli. Peki senin yani mesela klasik tıpla fonksiyonel tıpla karşılaştırdığın zaman uygulamalarında ciddi farklar var. Biraz o farklardan bahsetmem mümkün mü? Tabii ki. Bu farklar aslında bizler mesela klasik tıp yaklaşımında bir diyetisyen olarak çalışsam danışanlarımız geldiğinde genelde işin kökenine inme kısmında eksikliklerimiz olabiliyor. Yani sadece şu anki besin tüketimini sorgulayıp şu anki beslenme düzenini değiştirmekle işe başlıyoruz. Ama ben şu an onu yapmayı tercih etmiyorum. Mesela uzun yıllardır beslenmesi nasıl? Kişinin vücudu nelerden yetersiz kalmış? Şimdi örnek verelim. Ciddi anlamda antioksidan yetersizliği olan birinin birçok şikayeti oluşuyor tabii ki. Bunu göz ardı edersem, sadece şu anki beslenmesine odaklanırsam bunu yanlış yapmış olurum. Sonrasında vücuttaki eksiklikleri takviyelerle destekleme konusunda biraz daha önceden eksikliğim vardı. Kendim de bunu gözlemliyorum. Daha yüzeysel yaklaşıyorduk yani. Sadece belki demir, B vitamini grupları gibi şeylere odaklanıyorduk ama çok daha fazlasına ihtiyaç var. Bunu artık çok daha iyi görüyorum. Çok daha da fayda sağlayabiliyorum bu yaklaşım sayesinde. Aynen. Biz diyetisyenler daha çok besin takviyesine gerek yok, besin takviyesine gerek yok şekliyle mezun olduk da. Hiçbirimizde şunu sorgulamadık ama yani toprak ne durumda, hava ne durumda, bizim bedenlerimiz ne durumda, ihtiyaçlarımız ne durumda, beslenme bunu ne kadar karşılayabiliyor? Yani 1950'li yıllarda, 60'lı yıllarda yapılan çalışmalardan yola çıkarak 2020'li yılların dünyasını götüremeyiz. Tabii bunu en iyi deneyimleyenler bilir. Yani bir diyetisyenler, doktorlar ve diğer sağlık uzmanları ama bir de danışanlar, hastalar var. Yani onlar da yani önce ben besin takviyesine karşıyım, öyle şey mi olur falan deyip kullandıktan sonra ya ben de ne eksik varmış o kadar. Çok fark etti. Kullanmaya devam etmek istiyorum diyen çok fazla insan var.
ki burada yapılan bence en büyük yanlış, bizler takviye kullanımı konusunda diyetisyen olduğumuz halde beslenmeyi arka plana atmıyoruz aslında. Beslenmeye ek olarak bunu yapıyoruz. Danışan şunu göz ardı edebiliyor. Mesela potasyum kaynağı besinleri veriyoruz. Belki takviye olarak yanında bir şey verdiğinizde ben takviye kullanmak istemiyorum diyor. Ama bunu aynı zamanda besinlerle destekliyoruz zaten. Bizler besinlerin sizin en iyi ilacınız olduğunu kesinlikle savunuyoruz. Bu tartışılmaz bir konu. Tabii. Sadece bazı eksiklikleri tamamlamamız gerekiyor. Bu bilinç artıyor bence gittikçe. Bence de artıyor. Yani insanlar farkına varıyorlar gittikçe daha çok. Hani özellikle hani en erken zamanda farkına varırsa o kadar daha iyi oluyor kişi için. Yoksa geç kalabiliyor maalesef. Doğru. Peki gördüğün yani danışanları ve birçok vakayla karşılaşıyoruz birlikte çalışırken. Bu vakaların arasında en ilginç kazanım, yani başarı olarak böyle en ilginç, şaşırdığın ve seni mutlu eden başarı ne oldu? Hangi problem, hangi durum? Birçok konuda oldu aslında. Her birinde ayrı ayrı fayda sağladığımızı görmek çok mutluluk verici. Yani örnek veriyorum, ben bir migren hastasıyım. Yaşadığım için ne kadar zor bir durum olduğunu iyi biliyorum. Sadece besinlerle ve doğru takviye kombinasyonuyla var olan semptomların ne kadar hafiflediğini görmek çok mutluluk verici. Yani ayda 20 defa atak yaşayan birinin 2 defa atak yaşaması çok kıymetli. Bunu gözlemliyoruz. Önemli. Çok önemli. 20'den 2'ye. 20 de çok uzun. Yani her 1,5 yılda bir yaşıyorsun hata. Çok ciddi bir şey. Birebir yaşadığım için biliyorum özellikle. Tabii ki beslenme uzmanı olmadan önce şu anki bilincim yoktu. Benim de yaptığım yanlışlar vardı. Ben aileden gelen mükemmel bir beslenme alışkanlığıyla büyümedim. Birçok diyetisyen gibi aslında. Tabii canım. O dönemlerdeki durumumla şu anki durumumu kıyasladığımda bile hayatımda yaptığım genel değişikliklerine, ama sadece beslenme olarak bakmamak gerekiyor. Çevresel etmenler, kullandığım ürünler, yani tıpkı bizim dediğimiz o bütünsel bakış açısı gibi, bunları değiştirdiğimiz zaman çok iyi yol kat edebiliyoruz. Veya bir rheumatoid artrit hastasının ağrı şikayetinin azaldığını görmek ne kadar mutluluk verici. Ağrıyla yaşamak çok zor. Yaşam kalitesini ciddi anlamda düşüren bir şey çünkü. Çok kötü bir şey. Ağrısı olan bilir onu. Kesinlikle. Yani, geçmesi mükemmel bir şey. Beslenmeyle geçirebiliyor muyuz bunu? Azaltabiliyoruz tabii ki kesinlikle. Azaltabiliyoruz daha doğru olur. Ondan sonra geliyorlar, benim de ağrım var geçir diye. Öyle şeyler yok işte. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani azaltabiliyoruz. Azaltmak mümkün ama geçirip geçirmeme konusunda hiçbir zaman garanti olmuyor. Kesinlikle. Ve en güzeli, danışan artık şunun bilincine varıyor. Ya ben bir defa şunu yedim, hemen buram ağrıdı diyor mesela. Parmağımdaki ağrı nüksetti tekrar. Demek ki sana neyin iyi gelmediğini sen bu yaklaşım sayesinde keşfedebiliyorsun. Bu çok güzel bir şey.